Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Çalışmalar nasıl gidiyor? Başladınız mı mülakata çalışmaya? Ben sizler için mülakat için soru cevap hazırlamaya devam ediyorum. Bugün 13. bölümle birlikteyiz. Bugünkü sorularımız biraz mevzuat ağırlıklı oldu. Yani 20 sorunun yaklaşık 10 tanesi belki daha da fazlası mevzuatla ilgili. Bu mülakatlarda çıkıyor. Bu soruların yine hepsi EKYS mülakatlarında çıkmış sorular. Geçmiş yıllardan derledim. Onun için bize de çıkabilir ve izlemenizde fayda var diyorum. Hemen başlayalım. İlk sorumuz, ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi? Bu daha önce de geçmişti. Yani genel kültür güncel sorularına da yazmıştım. Burada bir daha tekrar edelim. 1930 yılında belediye seçimleri verildi ve seçimlerine katılma izni verildi. İlk belediye başkanımız kimdi? Sadiye Hanım'dı. 1933'te muhtarlık ilk muhtarımız Gül Esin'di. 1934'te de vekillik milletvekilliği hakkı verildi. Birkaç tane vekil olduğu için onları buraya yazmadım. Kısaca nasıl kodlamıştık? BMV 1930, 33, 34. Unutmayalım BMV. İkinci sorumuz, herhangi bir siyasi partiye ait ya da yasaklanmış bir yayını okula getiren, asan, dağıtan memura ne cezası verilir? Siyasete karıştığımız zaman ne yapıyorduk? Memuriyetten atılıyorduk. Memuriyetten çıkarma cezası veriliyormuş. Üçüncü sorumuz, Altın Işık kimin eseridir? Altın Işık adlı eser arkadaşlar Ziya Gökalp'inmiş. İl Encümen Kurulu ne sıklıkta toplanır? İl Encümen Kurulu diye bir kurul varmış. Bunlar sık sık toplanıyormuş. Çok bildiğimiz bir şey değil. Yani biz çok dahil olmadığımız için. Bu da arkadaşlar en az haftada bir kere toplanıyormuş. En az o da. İlçe idaresinin en üst amiri kimdir? Bu herkesin bildiği bir şey. Yine de aldım. Mülakatta sorulmuş. Kaymakamdır. Yani il amiri, mülki amiri kimdir? Kaymakamdır. Altıncı sorumuz, Expo 2023 hangi ilimizde yapılacaktır? Evet. Kahramanmaraş'ta yapılacaktır arkadaşlar. Yedinci sorumuz, İzmir İktisat Kongresi'nin Atatürk'ün ekonomi politikasına etkisi nasıl olmuştur? Evet, çağdaş kalkınma politikalarına yön vermiştir. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin örnek alabileceği önemli bir örnek model olmuştur. 8. sorumuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre soruşturma açılan bir devlet memuruna soruşturma ile ilgili bir işlem yapılmazsa ne kadar süre içerisinde zaman aşımına uğrar? Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa B şıkkı ise memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmazsa disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar arkadaşlar. Ceza verilmezse 2 yıl içerisinde uğrar, diğerlerinde biraz farklı, birinde 6 ay, birinde 1 yıl. 9. sorumuz, Profesör Doktor Aziz Sancar hangi alanda ödül almıştır? Kimya alanında ödül almıştır arkadaşlar. 10. sorumuz, kadın memura doğum sonrası ne kadar süt izni verilir? İlk 6 ay için 3 saatmiş, ikinci 6 ay için de 1,5 saat süt izni verilirmiş. 11. sorumuz, Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkileri ilk kez ne zaman kısıtlanmıştır? Senedi ittifakla kısıtlanmış arkadaşlar. 12. sorumuz, deniz seviyesinden en yüksek gölümüz hangisidir? Deniz seviyesine göre en yüksekte olan gölümüz, evet, Ağrı'da bulunan Balık Gölü'ymüş. 13. sorumuz, NATO'nun genel merkezi nerededir? Herkes Amerika falan zannediyor. NATO deyince Amerika akla geldiği için ben de öyle zannediyordum bir aralar. Brüksel'deymiş arkadaşlar. Gerçi NATO'ya Amerika sonradan katılmıştı.
14. sorumuz, Cumhurbaşkanlığının ölümü ya da yurt dışına çıkması durumunda kim vekalet eder? Tabii ki doğal olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı. Daha önceki meclis sisteminde meclis başkanı vekalet ediyordu. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyormuş. Doğu sınırımızı kesinleştiren antlaşma hangisidir? Evet, Kars Antlaşması'dır. Avrupa Birliği çevre ödülünü alan ilk Türk firması hangisidir? Görselde de gördüğümüz gibi Eczacıbaşı'dır. 657 sayılı kanuna göre uyarma, kınama ve ayrıntıdan kesme cezalarını kim verebilir? Disiplin amiri verebilir. 18. sorumuz, devlet araç ve gereçlerini kendi işi için kullanan memura ne cezası verilir? Yani gittik, okulda kendi özel fotokopimizi çekiyoruz. Ne cezası verilir? Kınama cezası verilirmiş arkadaşlar. 19. soru gelsin. 31 Mart olayı nedir? Meşrutiyetin ilanından sonra yönetime karşı yapılmış bir darbe girişimi ve ayaklanmadır. Devlet memuruna verilen babalık izni kaç gündür? Bu çıkabilir. 10 gündür arkadaşlar. Evet, geldik bugünkü videomuzun sonuna. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Yarın tekrar video çekmeye çalışacağım.